Şimdi arkadaşlar biraz önce dediğim gibi butonları ne yapıyorduk? Giriş olarak kullanabiliyorduk. İşte butonların bir araya getirilmesiyle çeşitli keypadler dediğimiz tuş takımları oluşturulmakta. Bu da arkadaşlar bizim mikro denetleyici için kullandığımız bir giriştir. Şimdi burada gördüğünüz tuş takımlarını neyle oluşturmuşuz? Butonlarla oluşturmuşuz. Ve butonların nasıl tarandığını sizlere göstermiştik ve şuradaki örneklerde gördüğünüz gibi çeşitli tuş takımları ne yapılabilmekte? Yapılabilmekte. Mesela eski telefonlar hatırlarsanız cep telefonları veya ev telefonlarında bu gibi tuş takımlarıyla yapılmaktaydı. Şimdi bizim kullanacağımız arkadaşlar ISIS'te kullandığımız ISIS'te tuş takımlarında 3 tane tuş takımı var. Mesela en basit olan arkadaşlar 3'e 4'lük bir tuş takımı var. Biz onunla ilgili bir örnek yapmaya çalışalım. Hem onun nasıl kullanıldığını biraz önce yaptığımız örnekte arkadaşlar 4'e 4'lük neydi? Bir tuş takımı kullanılmıştı. Bu 3'e 4'lük tuş takımında mesela neyi değiştirmemiz gerekiyor? Neler oluşturmamız gerekiyor? Bunu yaparak sizlere göstermeye çalışalım. Şimdi geldik. Örneğimiz şuydu. Hemen şunu tuş takımını ben şurada tuş takımını kaldırayım. Şimdi gelelim arkadaşlar bakın. Kütüphanemi açtım. Geldim. Okey. Evet. Yazdığımda bakın. Burada esnaf makinesi keypad'i çıktı. Şurada mesela telefon keypad'i çıktı. Şurada akıllı işte en küçük bir esnaf makinesi keypad'i çıktı arkadaşlar. Biz en basit olan şu telefon keypad'inin kullanımına bakalım. Zaten bir tane sağladığınızda arkadaşlar diğer keypad'leri ne yapabilirsiniz? Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdi ben çalışmam hemen şu basit keypad'i indiriyorum ve şey yaptım arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar bakın ben bu şu 1, 2, 3'ü çıkış olarak yani çıkış bacaklarını bağlayacağım. A, B, C ve D'ye ise arkadaşlar giriş bacaklarını bağlayacağım. Yine programda çok fazla değişiklik olmasını istemediğim için giriş bacaklarını D0, D1, D2, D3 yapacağım. Gördüğünüz gibi 4 tane bacağımdan 4 tanesini arkadaşlar ben giriş olarak ayarlayacağım. Sonra 3 tane çıkış bacağımızın bağlayacağı kısım var arkadaşlar. Bunları da ben D4, D5, D6 gibi bağlayacağım. D7 burada kullanılmayacak. Ben bağlantılarını gerçekleştiriyorum. Burada gördüğünüz gibi ben giriş bacaklarını kullandım. Şimdi geldim. Diğer bacakları kullanmaya. D4 ilk bacağı bağladım. Şöyle. D5 ikinci bacak. Bunu biraz aşağı indireyim. Şunu da şu şekilde bağladım. Şimdi taramayı ben ne yapmam gerekiyor? Bu bacak bağlantılarına göre değiştirmem gerekiyor. Hemen sunumuma geleyim. Bakın sunumumda bacak bağlantılarına göre şey yap, düzenleyelim. Şimdi hatırlayın biraz öncekinde bakın ne yapmıştık? Biz D4 demiştik. Bunda hangi bacaklar bağlıydı? 1, 2, 3 ve A bacakları bağlıydı. Şimdi buna baktığımızda ise arkadaşlar bakın pin D4 bu sefer çıkışlar bu şekilde olacak. Yani pin D0, pin D1, pin D2, pin D3. Girişimiz bu çıkış yani girişimiz dediğimiz pikin çıkışı klavyenin girişi yani keypad'in girişi arkadaşlar şurası. Şu çıkışı burası. Bu da arkadaşlar nereye gidecek? Mikro denetleyicinin çıkışına. O zaman bakın pin 4'e ben sinyal verdiğimde hangi bilgileri okuyabilirim? 1, 4, 7 ve yıldız bilgisini okuyabilir. Biraz önce 1, 2, 3, 4'tü. Bu sefer bakın bağlantı şekli değiştirici keyfiyetin arkadaşlar. Buna göre benim ne yapmam gerekiyor? Şu kısmı düzenlemem gerekiyor. İşte output I pin 4, 0 yaptım. Pin D4 yaptım arkadaşlar. Pardon yanlış söyledim. Pin D4, 0, 4 yaptım arkadaşlar. Burada ise arkadaşlar bakın. D0'dan ben bir bilgisini D1'den 4 bilgisini, D2'den 7 bilgisini, yani
basında 7 bilgisi D3'e basıldığında ise yani D3'ten bilgi okunduğunda ise arkadaşlar yıldız karakter bilgisini arkadaşlar okumuş yani göndermiş oluşturmuş olacağım. Sonra geldiğimde pin D5'e sinyal verdiğinde bu sefer 2, 5, 8, 0 karakterlerini oluşturmam gerekiyor. D6'ya yine sinyal verdiğimde ise arkadaşlar hangi karakterleri oluşturmam gerekiyor? 3, 6, 9 ve kare karakterleri oluşturmam gerekiyor. 3 için ise tekrar gördüğünüz gibi D0, 6 için D1, 9 için D2, yıldız için, yani kare için arkadaşlar D3'ten basılmış olması gerekmekte. Bu şekilde tanımlamalarımı yaparsam bu keyfiyete göre ne yapmış oluyorum arkadaşlar? Programımı düzenlemiş oluyorum. O zaman geldim mesela artık D7'ye gerek yok. Ben önceki program üzerinden değiştirerek gitmeyi düşünüyorum. Böylece daha çok işlemleri gerçekleştirmiş olacağız. Şimdi ilk programa göre bakın ne yapmıştık biz artık 1, 4, 7 yıldız demiştik karakter olarak. 1, 4, pardon, 1, 4, 7 yıldız karakterini oluşturduk. Sonra ikincisine geldiğimizde ise arkadaşlar bakın ne oldu? Hemen kuş takımından bakalım. 2, 5, 8, 0. Evet, 2. İki, beş, sekiz, sıfır. Sonra ise arkadaşlar üçüncü karaktere baktığımda ise 3, 6, 9 kare. 3, 6, 9. Şöyle de kare oluşturayım. Olsun. Şimdi ben artık ne yaptım? Bir önceki programı arkadaşlar. Bir önceki derste oluşturduğum programı neye göre düzenlemiş oldum? Yeni keyfiyete göre düzenlemiş oldum. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde düzenlendi. Şimdi kompay yapalım bakalım. Yeni keyfiyete göre gerçekten düzenlenmiş mi? Çalıştırdım. Şuradan şöyle 1'e bastığında 1, 4'e bastığında 4, 7'ye bastığında 7, yıldıza bastığında yıldız gözüküyor. 2'ye bastığında 2, 5'e bastığında 5, 8'e bastığında 8, 0'a bastığında 0, 3'e bastım, 6'ya bastım, 9'a bastım, kareye bastım. Gördüğünüz gibi şimdi ne yapabildik arkadaşlar? Oluşturabildik. Şimdi burada sormak istediğiniz anlamadığınız bir şey var mı? Yani biz bunu çeşitli tuş takımlara göre ne yapabiliyoruz? Tanımlamaları yapabiliyoruz. Zaten arkadaşlar bak buradan ben 1'e bastım bir bilgisi gelmiyor. Veya 2'ye bastım iki bilgisi gelmiyor. Biz ne yapıyoruz arkadaşlar? O tarama sisteminde arkadaşlar hangi butona basıldığında o bilgisi kendimiz oluşturuyoruz. Biraz önce arkadaşlar bastığımızda mesela burada bir vardı. Burada ne vardı? 2 vardı. Tuşa biz kendimiz o bilgi atama işlemini gerçekleştiriyoruz. Ben gelip buraya mesela ne diyelim? Şu 4'e mesela geldim. Bir değil de F karakterini de tanımlayabilirim. Artık bakın. Programı kapatalım. Açalım. 4'e basıldığında F karakteri çıkar. Yani aslında buradaki tuştan yani ne basıldığı bilgisi gelmiyor arkadaşlar. Ben buradaki tarama sistemine göre içerisindeki bilgiyi yani oluşturması gereken karakteri kendim oluşturabiliyorum. O tarama mantığıyla. Tabii ben ne yaptım? Buradaki tuşlara göre bastığımda yani tarama mantığına göre burada mesela 4 gözüktüğü için ben 4 bilgisini buraya tanıtmıştım. Ama dediğim gibi istediğimiz şekilde biz bu taramadaki bilgiyi dönüştürebiliriz. Ben tabii dört tuş olduğu için oraya ben 4 ataması gerçekleştirilmiş oldum. Şimdi burada tuş takımı ile ilgili evet, birçok örnek yapılabilmektedir. Ne yapabiliriz? İşte bir şeyi kontrol edebiliriz. Mesela nedir? Buradan bir tasarım yaptırırız mesela. Geldiniz bir motorun ız kontrolünü yapmak istiyorsunuz. Mesela buradan işte bu motorun ızını ayarlıyorsunuz. Atıyorum motorunuz 500 giriyorsunuz.
sağ yönde 500'de bir dakikada çalışsın. Bu gibi bilgiyi girebilirsiniz. Ya dediğim gibi bankamatiklerde arkadaşlar tuş takımları kullanıyor. Bu tuş takımları kullanarak ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Bankamatikte gerekli işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Yine eski telefonlarda tuş takımları kullanılmaktaydı. Bu tuş takımları sayesinde ne yapabiliyorduk? Biz aramaları gerçekleştirebiliyorduk. Hesap makinelerinde yine tuş takımları kullanılabiliyor. İşte basit hesap makinelerinde 4, biraz önce gördüğünüz işte 4'e 4'lük bir tuş takımı kullanılabildiği gibi fonksiyonlu hesap makinesinde arkadaşlar tuş takımındaki bacak sayısı ne yapıyor? Yani bu yerleştiren buton sayısı arttığı için arkadaşlar tarama sisteminin daha farklı tarama metotları kullanarak tarama işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Şimdi biz buradan tuşları okumayı öğrendik. Ve biz tuşlarla mesela bir şifreli kapı uygulaması yapabiliriz. Mesela şöyle yapalım. Basit bir uygulama olsun. Bizim şifremiz 3 karakterden oluşsun. 3 karakterden oluşsun. Yani 3 karakter girin. Bir de kareye girin. Kareye bastığımızda ise arkadaşlar şu işlemi yapsın. İşte mesela 3 tane rakam girdik. Girince kareye bastım işte onay olsun. Eğer şifrem doğruysa şurada bir tane mesela C1'de girdi yatalım. Eğer şifrem yanlışsa arkadaşlar hem ekrana şifre doğru şuradaki red yansın. C0'ı yakalım daha doğrusu. Şifrem yanlış ise arkadaşlar şurada atal şifre yansın. Bu sefer de C1'deki red yansın. Böyle basit bir uygulama yapalım. Sizin için de en bir yol gösterici olabilir. Böyle bir uygulama yapacağımız için ne demiştim arkadaşlar? 3 karakterden oluşan bir şey. Tabii artık arkadaşlar ben bunu şifre olarak kullanacağım. Sayı olarak bu verileri almak istiyorum. Daha önce ben bunları hep karakter olarak almıştım. Artık sayı olarak almak istiyorsam şunu integer'a çevirmek istiyorum. Integer'a çevirdiğimde arkadaşlar bunu şu şekilde sayılara dönüştürmem gerekiyor. Tabii yıldız bilgisi arkadaşlar bu şekilde kalamaz. Niye? Karakter tanımlamıyorum artık. Rakam tanımlamam gerekiyor. Ben buna 10 diyeyim yıldıza. Sıfır tutacak. Şurada kare bilgisi yerine 11 koyalım. Şimdi tabii tuş takımından gelen veri artık ne arkadaşlar? Tuş takımı integer yaptık. O zaman şurayı da integer yapmamız gerekiyor. Tuş takımındaki veriler integer oldu. A da arkadaşlar veriyi ne olarak okuması gerekiyor? Integer olarak okuması gerekiyor. O zaman geldim hemen buraya yüzde D yaptım. Evet, bakalım şimdi. Okuma işlemini kapattık, açtık. Bakın 1'e bastım, 5'e bastım. Kare bastım 11. Yıldıza bastı 10. Ne atarsam arkadaşlar o gözüküyor. Tamam, integer olarak tanımladığımızda sıkıntı yok. Şimdi şifre mantığını şöyle oluşturalım. Ben arkadaşlar 3 haneli bir şifre dedim. Dördüncüsü arkadaşlar ne olacak demiştim. Bizim onay tuşumuz olacak demiştim. Onay tuşu olarak da kareyi kullanmak istiyorum. O zaman karede ne vardı? 11. 11 onay olarak kullanacağım. Şimdi tabii bu tanımlamalara ek olarak arkadaşlar ben şuraya bir tane say artı artı diye bir değişken tanımlamak istiyorum. Bu değişken tanımlamamın nedeni arkadaşlar şöyle düşündüm. İşte kaç sayı girdiğimi bana söylemesi için. Yoksa kaçıncı sayı girdiğimi bilmesem arkadaşlar girdiğim sayı şifrenin kaçıncı hanesine oluşacak onu bilemem. O yüzden geldim şuraların hepsine arkadaşlar ve klavye kaçıncı basış dış olduğunu bilmek istiyorum. O yüzden şuralara sayı artı artı yapıyorum. Sonuna geldim.
Şöyle ekledim. Şimdi alan sayı da tanımlamam gerekiyor. Say eşit, pardon. Say dedim eşittir. Sıfır değerini de veriyorum. Sıfır değerini vermemin nedeni arkadaşlar işte ilk başta sıfır olacak. Sonra bastığımda sayı ne yapmış olacak? Mesela herhangi bir tuşa bastığımda sayı değeri bir artacak. Herhangi bir tuşa bastığımda sayı değeri bir artacak. Böylece ben tuşa bir kere basıldığını bileceğim. İkinciye basıldığımda bir daha artacak. İki olacak arkadaşlar. Böyle ikinci olduğunu bileceğim. Üçe bir kere daha basıldığında üç olduğunu bileceğim. Şimdi o yüzden sayı ekledik. Ve şunu yapacağım arkadaşlar. Mesela bir tane daha şuraya integer şeklinde değişkenlerimi oluşturmaya devam edeyim. Integer şeklinde şöyle şifre diye bir değişkenim olsun. Şifreyi oluşturayım. Sonra arkadaşlar şifre diye bir değişkenim olsun. Sonra şifremeye 3 basamak olacak. O zaman ben yüzler diye bir şey tanımlayayım. Onlar diye bir değişken tanımlayayım. Bir de birler diye bir değişken tanımlayayım. Şimdi ben şifreyi girdikçe ne yapacağım? İlk girdiğim rakamı yüzlere çekeceğim. İkinci girdiğim rakamı onlara çekeceğim. Üçüncü girdiğim rakamı birlere çekeceğim. Ve böylelikle arkadaşlar bir üç basamaklı sayı oluşturacağım. Üç basamaklı sayı eğer benim işlemdeki sayımla aynı ise arkadaşlar ne yapsın? Şifre doğru olsun, işlemi yapsın. Değilse şifre doğru olmasın, işlemi yapmasın. Sonra geldim şuraya. Dedim ki mesela bir tane if koyayım. Ve ilk butona basıldığında neyle takip edecektim ben bu kaçıncı basılış olduğunu? Say değişkeniyle takip edecektim. Say eşit eşittir. Bir ise diyelim. Yani ilk butona bastıktan sonra bunun içerisine girsin. Bunun içerisine girdiğinde ilk okul değil arkadaşlar. Yüzler basamağına atar. Nasıl yapalım o zaman? Yüzler diyelim. Tabi sayı yüzler basamağına atamak için ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Sayıyı yüzde çarpmamız gerekiyor. Şöyle yüzde çarpalım. Tamam. Şimdi geldim. Şurada tabi değişkenleri tanımlamıştım. Ben bunları hatta şu değişkenler dursun. Şöyle yapalım. Şunları aşağı indirelim. Unsigned olsun. İşaretsiz olsun. Unsigned integer. Evet. Unsigned integer. Sonra geldim. Şurası dursun şimdilik. Sonra bir aşağı indim. Artık şunu kopyalayayım. Uzun uzun yazmayayım. Say ikinci basışımızda onlar basamı oluşsun. Bakın A verisi geliyor. A verisi ben ne yapayım? Yüzde çarpıyorum. Yüzler basamağı atıyorum. Sonra onunla çarpıyorum. Şey basamağı atıyorum. Sonra geldim. Bir de A verisini birle çarpacağım. Birle çarptığımda ise burada ne olacak? Birler basamağı olacak. Birler basamağı olacak. Tabii şurada şunu yapalım. Şunu şurada değil de şunu artık şurada ya da şu dursun. Şunun aynısını bir kopyalayayım. Mesela oluşan sayıyı takip edelim. Bu olarak olacak artık. Burada ise ne yapacağız? Şöyle yapalım. Şifreyi yazdıralım ekrana. Şifreyi görelim. Şifre eşittir. Neydi? Yüzler artı onlar artı birlerin toplamı şeklinde olacak. Tamam. Bu şifreyi de ben ekranda görmek istiyorum. Burada u kullanmamın nedeni ne olarak tanımlamıştık arkadaşlar biz bunu? Bakın unsigned integer tanımlamıştık. O yüzden integer değerlerimizi neyle atıyorduk? U'la atıyorduk. Bu yüzden burada yüzde u şeklinde tanımladım. Tabi bu yüzde f olursa siler. Yüzde neye yapalım? Bir alt satıra ya. Tamam. Şimdi açtık. Bakın. 1'e bastım. Bir dakika bir şey değiştirmedik herhalde. Şurasını tabii 3 yapmamız gerekiyor. Onu unutmuşuz. 1, 2, 3 tamam. Şimdi şöyle baktık. 0, 1'e bastığında
Kanka. Şurada bir sıkıntımız var. Bunu hemen düzenleyelim. Diller. Onlar. Diller. Onlar. Şöyle yapmış. Diller. Onlar. Eşit bir. Eşit iki. Eşit üç. Birle çarpıyor. Onla çarpıyor. Yüzle çarpıyor. Yüzler. Onlar. Diller. Evet. Tabii. Şöyle yapalım. Şu tabii şu sıkıntı oluyor. Dediğim gibi burası çok hızlı tarama yaptığı için şimdi şöyle bir bakalım. Bir de ben sayı ekrana yazdırayım. Sayı değerini. Şöyle yapalım. Biraz boşluk bırakalım. Bir de yüzde D diyelim. Yüzde D dedik. Sonra şuraya virgül koydum. Buraya da say değerini atayalım. Bunu da bir takip edelim ki. Şu an oldu. Şu an gördüğünüz gibi 1 oldu. Mesela 2'ye basayım. Şu an 3'e atladı. Gördüğünüz gibi çok hızlı okuduğu için çok hızlı okuma sıkıntısı yaşadık. Elim biraz fazla kaldığında ne yapıyor arkadaşlar? Sayıyı 3 de yapmış oluyor. Buradaki işlemi de gerçekleştirmiş oluyor. O yüzden okuma işleminde hatalı oluyor. Şöyle bir şey yapabiliriz. Bunu engellemek için daha önce de yapıyorduk. Elimi çektiğimde işlemleri yapsın. While deyip geldim. Şuraya ne koyacağım arkadaşlar? Elim çekinceye kadar işlem yapmasın. Atılıyor. Atılıyor olmamız gerekiyor. Butonlarda hızlı işlemleri engellemek için yapıyorduk. Hemen bunu koydum. Şuraya yüzde yaptım. Tamam. Şimdi ben bunu hepsi için yapacağım. Şunu D1 yapacağız tabii ki. Şunu D2 yapacağız. Şunu D3 yapacağız. Tamam. Yine geldik. Şu D0 olacak. D1 olacak. D2 olacak. D3 olacak. Sonra geldim yine şuraya ekleyelim. D0 olacak. D1 olacak. Değiştirelim hemen. D1 olacak. D2 olacak. D3 olacak. Buraya kadar anlaşılmayan ya da hocam şuraya niye böyle yaptın ya da benim yanlış yaptığım görmediğim bir şey var mı arkadaşlar? Yok hocam yani. Şimdilik yok. O zaman bakalım o hatayı düzeltmiş oldum mu o hatayı. Tekrar bakıyorum. 1'e bastım. 1 geldi. 2'ye bastım. 2 geldi. 3'e bastım. 3 geldi. Bak. Şu an artık okumamda bir sıkıntım kalmadı, değil mi? Şimdi sayıları değiştirelim mesela. 1'e bastım. 5'e bastım. 6'ya bastım. Bak şu an sayıyı oluşturabiliyor. Değil mi? Sayım oluşturmanla ilgili bir sıkıntı var mı? Yok hocam. Yok değil mi? Tamam. O zaman artık Yok. ben şifre kısmını tamamladım gibi bir şey arkadaşlar. Değil mi? Şifre kısmını tamamladım. O zaman şöyle yapalım mesela. Hani burada sayıları topladık. Tamam. Şöyle bir şey yapayım. Şimdi kareye bastığında demiştim değil mi arkadaşlar? Şu kareye bastığımda ise onay olsun. Yani şifreyi girdim. Nasıl alışveriş yaparken mesela şifreyi giriyorsunuz değil mi? Post cihazına. Ondan sonra bir de yeşil tuşa basıyorsun. En son onay tuşu var.
Aynı mantık olsun. Bu bizim de onay tuşumuzda ne olsun arkadaşlar? Kare olsun. O zaman kareden ben hangi bilgiyi gönderiyordum? Şöyle bakalım. Kareden ben 11 bilgisini gönderiyordum. O zaman şunu yapsam ben. Evet. Şurada verileri topladık. If dedim. Dördüncü işlemim benim. Evet. Dördüncü işlemim say eşit eşit 4 ve bir V kapısı yapalım şuraya. Ve A'daki değerim ise arkadaşlar yok, 4, 4 ise evet şuraya girsin. Şöyle İç içe dön yapayım. 4 ise şuraya girsin. 4. batışımızda. Evet. Sonra desin ki if evet 4. batışım şunu desin. A'dan A'daki değerim eşit eşit 11. Yani onay tuşuna bas. Tamam. Eğer onay tuşuna bastıysan desin. Eğer onay tuşuna bastıysan evet. Bir daha sorsun. Bu sefer şifremiz olsun. Şifremizi kaç yapalım? Mesela 154 yapalım mı şifreyi? Şifre eşittir 154 olsun. Tamam. Şifremizi sorsun. Sonra geldim, açtım parantezimi, kapadım parantezimi. Mesela burada ne demiştik? Doğru şifre desin mesela. Ekrana örneği yaz. Doğru. Tabii printf'le yazıyorduk. Printf. Uçuruyorduk. Koyuyorduk. Doğru. Doğru. Şifre. Tamam. Tamam. Eğer şu değilse buna bir else koyalım. Bu if için else diyelim. Diyelim. Yazalım. Yanlış şifre olsun. Şimdi tabi burada 11 yerine biz başka tuşa da basabiliriz 4. olarak değil mi? O zaman bunu engellemek için de mesela şunu yapıyorum. Şuraya bir else daha oluşturuyorum. Yani bu yanlış tuşa basıldığını göstermek için olsun. Şöyle yazalım şuraya da. Yine printf'i yapıştırayım. Yanlış tuşa bastınız olsun. Tabi bu sığmayacak ama şöyle yapabilirim. Şurayı altta atayım. Slash yani diyerek altta atayım. Tabi bunları da ekranı temizleyip yazalım. Slash f slash tamam. Şunlardan sonra tabii bekleme koyalım. Tabii şu bilgiyi de kaldırmam gerekiyor. İnşallah bir yerde hata gözümüzden kaçtığımız bir şey yoktur. Şimdi compile yapıyorum. Evet. Geldim. Çalıştırdım. Şimdi tuşlara gireyim. Kaçtı şifre benim? 150 40.
Şuna bastığımda gördüğünüz gibi doğru şifreyi yazdırdı. Tabii bekleme süresi az olduğu için arkadaşlar. O yüzden bu şekilde yapıyor. Buradaki bekleme süresi mesela arttıralım, daha fazla görelim. Doğru şifre diye. Şöyle bir saniye yapalım. Mesela şu işlemi de mesela yine çekeyim. Şunu da yine çekeyim. Tekrar çalıştırdım. Tabii şu ekran olduğu için arkadaşlar biraz önce uzun kalmadı. 154 dedim. Kareye bastım. Doğru şifre gördüğünüz gibi. Sonra mesela şimdi şifreyi yanlış gireyim. 168 gireyim. Bakın yanlış şifre gördüğünüz gibi. Mesela onay tuşu yerine başka bir tuşa basayım. 1, 2, 5 olsun. Mesela onay tuşu yerine 6'ya bastım. Gördüğünüz gibi yanlış tuşa bastığınız oldu. Onda ben ekranı temizleme yapmamışım herhalde. Şurada ondan 6'yı silmeden yazıyor. Şurayı silerek yap dersem yanlış tuşa bastığınızı tekrar çalıştırayım. Bastığınız olsun. Tamam. Mesela şöyle bir 2, 6, 8 dedi mesela. Yanlış tuşa bastınız. Şurada kullanmışım ben iyi yerine. Onun da hatası var. Evet, şurada düzelterek. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar basit bir şifreleme işlemi yaptık. Ya biz hani bu doğru şifre olduğunda led yakacaktık değil mi? Hemen onu da yapabiliriz. Out put I diyelim. Pin C0'ı yakacaktık. Evet. Evet. Tabii onu ilk önce ne yapmamız gerekiyor? Şurada set dilisi tanımlamamız gerekecek. Set alt çizgi ds alt çizgi c kapadım parantezi 0 b 0 0 0 0 0 0 tamam. Şu an tanımlamayı yaptım. Compare yaptım. Şifre doğru olduğunda arkadaşlar bakın C0'ı yakacak. Şifrem 154'tü. Tekrar bakayım. Yanlış değil. 154 mesela. Bastım. Doğru şifre. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Mesela burada ben rakamları görüyorum. Normalde mesela şifreye girdiğinizde bankamatiklerden burada rakam değil, ne görürsünüz? Yıldız görürsünüz. Bu işlemi bu hale çevirsek çevirebilir miyiz? Evet, çevirebiliriz. Şöyle yapalım. Mesela aklıma şöyle bir şey geldi. Şunu artık gerek yok. Şunu şuradan kesiyorum. Evet, oradan kestim. Şuraya koyayım bunları. Mesela şöyle olsun. Şimdi bir tane varsa arkadaşlar şöyle yapsın. Tek yıldız koysun. Evet, tek yıldız koysun. İkinciye girdiğimizde mesela şunu tekrar kopyalayayım. İkinci sayı girdiğimizde iki sayı girdiğimizi gösteren iki yıldız koysun. Sonra şunu tekrar şuraya yapıştırayım. Mesela üç sayı girdiğimizi gösteren üç tane yıldız koysun. Tabii mesela bir de açıklama olsun. Şimdi o çok zaman alır. Onu düzenleyecektim de. Düzenlememe gerek yok. Compile yapalım. Şuradaki ağları pardon silmem gerekiyor. Şuradakini silmem gerekiyor. Şuradakini silmem gerekiyor. Evet, çalıştırdım tekrar. Bakın şimdi 254. Doğru. Bak şu an daha güzel oldu mesela. Değil mi? Yani kaç girdim artık gözükmüyor. Mesela bakın.
İşte dediğim gibi bu ekranı daha da görsel hale getirebilirsiniz. Nasıl görsel hale getirebilirsiniz? İşte şuraya mesela ekranı şöyle yapalım. Bir dakikadan az kalmış. Mesela. Şifre 2 nokta. Mesela şöyle en basitinden şöyle yapabilirsiniz. Hemen kompar yaptım. Arkadaşlar bu arada sormak istediğiniz bir şey var mı? Yok hocam. Hayır hocam. Bakın bu şekilde yapabilirsiniz. Bastığınızda ise doğru şifre oluyor. Basitçe bir şifreli kapı yaptık arkadaşlar. Yani ya da şifreli bir sistem yaptık. Bakın burada şifre doğru olduğunda C 0'da yanlış oldu gördüğünüz gibi. Bu şekilde çalışmamızı ya tuş takım kullanımı yapılmakta. Tuş takımı ile ilgili birçok çalışmada yapabilirsiniz. Çeşitli şeyleri kontrol edebilirsiniz. Sormak istediğiniz bir şey yokmuş. Eğer yine sormak istediğiniz bir şey olsa